Arkadaşlar merhabalar. Ben Ümit Hoca. Mikro orijinal TYT Matematik soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel kavramlarla ilgili ÖSYM tarzı test 4'teyiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Gökhan öğretmen işlem önceliğine dikkat çekmek için aşağıdaki örneği tahtaya yazmıştır. Öğrencilerinden Meltem işlem önceliğine dikkat etmediği için soruyu yanlış çözmüştür. Buna göre soruyu yanlış çözen Meltem'in bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar normal şartlar altında işlem önceliğine dikkat etseydi önce bölme ve çarpmayı yapması gerekirdi. Yani işlem önceliğine dikkat etse bulması gereken doğru sonucu bulmaya çalışalım arkadaşlar. 12 eksi 8 bölü 4'ten 2 gelecekti artı 2 çarpı 3'ten de 6 gelecektir. Yani 12 eksi 2'den 10 geldi. 10 da 6'yı toplarsam cevap 10 olurdu. Bakın bu ne? Bulduğumuz doğru sonuç. Değil mi? İşlem önceliğine dikkat etmediği için yanlış cevap buldu. O zaman arkadaşlar demek ki Meltem şu bizim yukarıda yaptığımız işlem adımlarını takip etmedi. Takip etmediyse 16'yı bulma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla bakın doğru cevabımız D şıkkı. 2'ye bakalım şimdi. Yerleri sabit 3 ibrenin bulunduğu çarpta eş bölmeli 1'den 6'ya kadar sayılar yazılmıştır. Çark saat yönünde döndürülüp durduğunda ibrelerden 3'ünün gösterdiği sayılar a eşittir 2x artı y eksi 3z ifadesinde x, y ve z yerine yazılıyor. İbrelerden ikisinin 1 ve 4 sayılarını gösterdiği bilindiğine göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ben a'nın en büyük değeri almasını istiyorsam arkadaşlar bakın x, y ve z'nin katsayıları pozitif olandan başlamam gerekiyor. Katsayıları arkadaşlar pozitif olan bakın bu. Bu. Eksi olan da z'nin katsayısı bakın eksi 3. Dolayısıyla arkadaşlar negatif olduğu için x ve y'ye ters yönde çalışması gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla bakın ibrelerden ikisinin ben 1 ve 4 olduğunu biliyorum değil mi? Şimdi x'in katsayısı daha büyük olduğu için o zaman benim x'e maksimum değeri vermem gerekiyor. Şimdi bakın şurada da önemli bir bilgi vardı. Yerleri sabit 3 tane ibre. Bakın bunların yerleri sabitmiş. Evet. Dolayısıyla 1 ve 4 burada olacaksa arkadaşlar 1 ve 4 geldiyse bakın 1 burada olmalı. Bakın demek ki 4 sayısı burada olmalı. Çünkü ibrelerin yeri değişmiyor. Dikkat etmek lazım. O zaman ben x'e de en büyük sayıyı vereceğime göre arkadaşlar. Bakın şurası da ne olması lazım? 5 olması lazım. x'e 5 veriyorum. 2 çarpı 5'ten ne geldi? 10 geldi. y'ye 4 veririm arkadaşlar. Çünkü y'ye de yine büyük sayı vermem gerekiyor. Z'ye de e, ne vermem lazım? Bakın Z'ye de 1 vermem lazım. Değil mi? Dolayısıyla eksi 3 çarpı yani verebileceğim en küçük sayıyı vereceğim ya. Zaten verebileceğim 2 tane sayı burada. 1, 4. Diğerinde 5 olarak bir seçtiler. arkadaşlar. 4'ü Y'ye verdim. O zaman Z'ye de 1 kalmış oldu. 3 çarpı 1'den de 3 geldi. 10 ile 4'ü toplarsam 14. 3 çıkartırsam cevabımız 11 olarak gelmiş olur. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Aşağıda verilen şekilde her bir üçgen içerisinde yazılı olan sayılar üçgenlere bağlı daireler içerisindeki sayılar çarpma çarpımına eşittir diyor. Tamam. Yani mesela burada 40 var. 40'a bağlı 3 tane daire var. Bu 3 tane dairenin çarpımı bize neyi verecek arkadaşlar? 40'ı verecek. Dairelerin içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarından farklı birer tanesi yerleştirilecektir. Buna göre mavi renk ile boylu daireler içerisinde yerleştirilen sayılar toplamı kaçtır diyor arkadaşlar 40, 30 ve 6 içerisinde en küçük sayımız 6. Öncelikle bundan başlayalım. Niye? Çünkü alternatifleri biraz daha az olacaktır. Şimdi 6'ya bağlı 3 tane, 3 tane daire bakın şunlar. Dolayısıyla arkadaşlar 6'nın bölenlerine bakarsam bakın 3 tanesini alacağım ve 3 tanesini aldığım takdirde arkadaşlar 3'ünü de çarpınca ne olacak? 6 olması gerekiyor. Bakın benim şimdi mesela şuraya şuraya 3 yazma şansım yok. Niye? Bakın çünkü bu 3 arkadaşlar aynı zamanda bakın 40 ee sayısında böleni olması gerekiyor. Fakat 3 40'ın böleni değildir. Demek ki arkadaşlar benim buraya 3 yazma şansım yok. Diyelim ki bakın 2 yazsam. Olur mu? E olabilir. Niye? Çünkü 2 40'ın bölenidir aynı zamanda arkadaşlar. Bakın 1'i buraya yazsam 3'ü ee de bakın buraya yazmış olsam. Gerçekten de ben 1'i 2 ve 3'ü çarpınca 6'yı Verecek arkadaşlar. Olmazsa bakın burada yine yer değişikliği yaparız. 3 ile 1'in yerlerini değiştiririz. Şimdi arkadaşlar bakın. şuradaki 30'un bölenlerine bakıyorum. 3 tane daire. 3 tane daire. Şurası, şurası ve şurası. 3'ünün çarpımı ne olacak arkadaşlar? 30 olacak. E bir tanesi zaten 1. O zaman şuradaki 2 tanesinin çarpımının ne olması lazım? 30 olması lazım. Bakın buraya 5 desem, şuraya da 6 desem. 6 bu defa 40'ın böleni değil. O zaman arkadaşlar yine Bunların yerlerini değiştireceğim. 5 yukarı gelecek. 5 yukarı gelecek. Ve 6 da aşağı gelsin. Şimdi arkadaşlar bakın. Dikkat ederseniz şurada. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Demek ki burası 4 olsun ki. 10 ile de 4'ü çarpınca 40 gelsin. Şimdi maviye yazdığım rakamlar ne? 1 ve 4. Bunların toplamından da arkadaşlar cevabımız 5 olarak gelir. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Sembollerinden biri toplama, biri çarpma, diğeri ise bölme işlemini temsil ettiğinde hangisi yok arkadaşlar? Çıkarma işlemi yok herhalde değil mi? Eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın ben buradaki dairelere toplama işlemi desem 3, 4 daha 7, 5 daha 12. Arkadaşlar 3 ile 4'ü hangi işleme tabi tutarsam 12 olur? Evet doğru çarpma. Dolayısıyla kutuya da ne gelecek? Çarpma gelecek. Bakın arkadaşlar buradaki kutuya da yine çarpma yaptım. 5 kere birden 5 gelecek. E, bu eşitliğin sağlanabilmesi için sol tarafında 5 olması lazım. 15'i 3'e bölersem arkadaşlar 5 gelir. Dolayısıyla yıldızdaki işlem neymiş? Bölme işlemiymiş. Bakın kutuya kare dedik. E, daireye de toplama dedik. O zaman işlem önceliğine göre önce parantez için yapmam lazım. 10 bölü 5'ten bakın burası 2 geldi. Çarpı bu çarpıydı arkadaşlar. 3 artı 4. Şimdi Çarpma toplamaya göre e, işlem önceliğine sahip. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. 6 artı 4'ten de cevabımız 10 olarak gelmiş olur. Hemen 5. sorumuza bakalım. 1. ve 2. işlemlerde bulunan 4 kutunun içine 2 işlemde de 1, 2, 4, 6 ve 8 sayılarından her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde aşağıdaki eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre birinci işlemde kullanılmayan sayı ile ikinci işlemde kullanılmayan sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben birinci işlemin sonucunda 25 sayısına ulaşmayı hedefliyorum. E, o zaman bakın 1, 2, 4, 6 ve 8 sayıların içerisinde 4 ile 6'yı çarpmada kullanacak olursam 4 kere 6'dan arkadaşlar ne gelecektir? 24 gelecektir. Yani 25'e yaklaştım. Şimdi iki tane sayı alacağım ve bunların farkında ne olması lazım? 1 olması lazım ki sonuç 25 çıkabilsin. Geri kalan sayıların içerisinde farkları 1 olacak şekilde seçtiğim 2 tane sayı 2'ye 1 olmalıdır. Bakın 2 burada, 1 de burada. Gerçekten bu işlemin sonucu 25 yapar. Benim burada kullanmadığım sayı hangisi arkadaşlar? 8. Onu da bakın buraya not ettim. Şimdi ikinci işleme bakalım. İkinci işleme bakalım. Şurayı bir temizleyelim. İkinci işlemin sonucunda da ben arkadaşlar 36 çıkmasını istiyorum. Dolayısıyla 36'ya yaklaşmak için arkadaşlar çarpmada 8'de 4'ü kullanalım. 8 buraya, 4 de buraya. Ya da yerleri de değişebilir. 4 kere 8 de 32. Arkadaşlar sonucun 36 çıkması için bakın şu iki sayı arasındaki farkın ne olması lazım? 4 olması lazım. O zaman benim hangi sayıları seçmem lazım? Bakın 6 ile 2'yi seçersem geri kalanların arasında 8 ile 4'ün haricinde 6 eksi 2'den de bak fark 4 gelecektir. O zaman 6 buraya, 2 de buraya arkadaşlar. Kullanmadığım sayı hangisi oldu? 1. İkisinin toplamı isteniyordu. 8 artı 1'den cevabımız 9 olarak bulunmuş olur. Altıya bakalım şimdi. Aşağıdaki kutuların her birine sıfırdan ve birbirinden farklı 6 rakam yerleştirildiğinde tüm bölme işlemlerinin sonucu 2 tam sayısına eşit olmaktadır. Buna göre kutulara yazılmayan rakamların toplamı kaçtır diyor. bizim rakamlarımız sıfırdan farklı olacaksa rakamlarımız şöyle göz önünde bulunması için yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıfırın haricindeki rakamlarımız bizim bunlar. Şimdi işlemlerimizin hepsi de bölme işlemi. E o zaman arkadaşlar bakın ben buraya 8 yazsam 8'i 4'e bölersem 2 olur. 6 yazsam 6'yı 3'e bölersem 2 olur. 2'yi de 1'e bölersem 2 olur. 4'ü 2'ye bölersem de 2 olur. Fakat ben arkadaşlar 4'ü burada kullandım. Bir daha kullanamam. O yüzden bakın 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 3'ü kullandık, 6'yı kullandık, 4'ü ve 8'i kullandık. Kullanmadıklarımız hangisi? 5, 7 ve 9. Ben 5, 7 ve 9'u toplayacak olursam cevabımızı 21 olarak bulmuş olur. 7'ye bakalım şimdi. En fazla iki rakama aynı olan 4 basamaklı bir ABCD doğal sayısında A artı D eşittir B artı C eşitliğini sağlayan rakamlarının çarpımının en büyük değeri aldığı ABCD sayısında makro sayı denir. Buna göre rakamlar toplamı 20 olan en büyük makro sayısı kaçtır? Arkadaşlar ben burada çarpımın en büyük değerini almasını istiyorum. O zaman çarpma işleminde çarpım en büyük değerini alacaksa sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın seçmem gerekiyor. Arkadaşlar bakın rakamları yazacak olursam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. E hocam niye sıfır almadınız? şimdi sıfırı alırsam o zaman ne olacak arkadaşlar? Çarpma işleminde bir tane sayı sıfır olursa çarpım sonucu ne olacak? Sıfır olacak. Ben en büyük olmasını istiyorum. Dolayısıyla sıfırı alamam. Sıfırı alırsam çünkü en küçüğü elde etmiş olurum. Bunları kullanacağım. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz A ile D, B ile C'nin toplamına eşit olacak. E şimdi arkadaşlar toplamları, rakamların toplamı 20 olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla 10 buraya gelmesi lazım. 10 da buraya gelmesi lazım. Çünkü 10 ile onun toplamı 20 yapacaktır. E o zaman toplamları 10 olacak şekilde ikişer ikişer seçimler yapmam lazım. Bakın 1 ile 9'u toplarsam 10 yapar. E 2 ile 8'i toplarsam 10 yapar. Bakın sayıları yaklaştırıyorum. Bakın 1 ile 9'u çarpsam 9. 2 ile 8'i çarpsam 16. Sayıları yaklaştırdıkça çarpımın değerini büyüdüğüne dikkat etmek lazım. Bakın 3 ile 7'yi toplarsam 10 yapar. İşte 4 ile 6'yı toplarsam 10 yapar. Ortada da bir tane ne kalıyor arkadaşlar? Bakın 5 kalıyor. Ha, demek ki bak ben sayıları yaklaştırdığım zaman en fazla hangi rakamı kullanıyorum? 4'ü, 5'i ve 6'yı kullanıyorum. Ben şu anda 3 tane rakam kullandım. İki tane rakam da iki tane rakamı aynı seçebiliyordum. Çünkü bana o hakkı tanımış. O zaman benim mümkün olduğunca 4, 5, 6'yı fazla kullanmam lazım. Bir kere 4 ile 6'yı otomatikman kullanacağım. E zaten 5'i de iki defa kullanabildiğim için arkadaşlar ne olması lazım? E şöyle 4, 5, işte 5, 6 olması lazım değil mi? Fakat ben en büyük sayıyı istiyorum. Bu rakamlardan oluşabilecek en büyük sayı nedir? 6'yı binler basamağına yazmaktır. 6, 5, 5 en küçük rakamı da birler basamağına koymaktır arkadaşlar. Bakın bu da nerede var? C şıkkında var. Bence güzeldi bu. Hemen 8. sorumuza bakalım. Esin öğretmen öğrencileri Nilgün ve Dile'ye sayı doğrusu üzerindeki tam sayılardan birer tanesini seçip seçtikleri sayıya eşit uzaklıkta bulunan herhangi iki sayının çarpımını söylemelerini istemiştir. Bunun üzerine Nilgün seçtiğim sayı A ve çarpımın sonucu eksi 13'tür. Dilek de seçtiğim sayı B ve çarpım sonucu 7'dir demişlerdir. Buna göre A eksi B farkı en fazla kaçtır? Arkadaşlar bu farkın en fazla olabilmesi için A'nın mümkün olduğunca büyük, B'nin de mümkün olduğunca küçük olması gerekiyor. Şimdi Nilgün ne demiş? Seçtiğim sayı A ve çarpım sonucu eksi 13'tür diyor. Bu çarpımın sonucu eksi 13 olması için eksi 13 olması için ne olması lazım? 2 tane sayı eksi 13'e 1 olması lazım ya da arkadaşlar eksi 1'e 13 olması lazım. Bunu şimdi sayı doğrusunda gösterelim. Diyelim ki Nilgün'ün seçtiği tam sayı burada ne olsun arkadaşlar? E, ee, i̇şte A olsun. Bu çarpım e, eksi 13 olacaksa değil mi? Bir de eşit uzaklıkta olacak arkadaşlar. Şöyle eşit uzaklıkta olacak. O zaman eksi 1 bakın eksi 13 hadi burada. Bir de burada olsun arkadaşlar. O zaman ne olacak? Tam orta, ortadaki sayıyı yani a'yı bulmak için ortanca sayıyı nasıl bulurum? Eksi 13 ile 1'i toplayıp 2'ye bölerim. Eksi 13 ile 1'i toplayıp 2'ye bölersem ben a'yı bulurum. Yani eksi 12, eksi 12'yi 2'ye bölersem de a sayısı bakın buradan ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir. Şimdi diğer ihtimalimize de bakalım. Ben a'nın büyük olmasını istiyordum. Bakın burada negatif geldi. Diğer sayıda da bakalım. Diğer ihtimalimiz ne? Bakın ben bunu yaptım. Diğer ihtimalimizde bunu deneyelim. Şimdi eksi 1 burada. 13 de sağ tarafta olacak arkadaşlar. Yine a sayısı ikisine eşit uzaklıkta olacak. Ben yine ortanca sayı nasıl bulurum? 13 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölerim. Bakın. 13 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölersem neyi bulmuş olurum? a'yı bulmuş olurum. 13 eksi 1'den 12 gelecek. 2'ye bölersem 6. O zaman arkadaşlar benim bunu seçmem lazım. Niye? Ben çünkü a'nın büyük olmasını istiyorum. Değil mi? Evet. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine bakalım. Şimdi 7 ile 1'in Çarpımına nedir arkadaşlar? 7 ile 1'in. Bir kere 7, 7 yapar. Ya da işte eksi 7 ile eksi 1'i çarparsan 7 yapar. Ben B'nin de küçük olmasını istiyorum ya. O zaman sanki şunu değerlendirmek daha mantıklı olacak gibi duruyor. Yine sayı doğrumuzu çizelim. Bakın sol tarafta eksi 7 olması lazım. Sağ tarafta eksi 1 olması lazım. B sayısı da bunların tam ortasında olması lazım. İkisine eşit uzaklıkta olacak. Çünkü soru öncülüğünde bana onu söylüyordu. Ben B'yi de nasıl bulurum buradan? Eksi 7 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölerim. Eksi 7 artı eksi 1 bölü 2. Buradan da arkadaşlar B değeri eksi 4 olarak bulunur. Bakın B değerinde eksi 4 olarak bulduk. Buna göre A eksi B farkı artık oluşturulabilir. Bakın şuraya yazıyorum. A eksi B. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? A'yı 6 bulduk. i̇şlemden gelen eksiyi yazdım. B yerine de eksi 4 yazıyorum. İki tane eksi yan yana geldiğinde arkadaşlar artı yapacaktır. Dolayısıyla 6 artı 4'ten de cevabımız 10 olarak gelir. Bakın B şıkkında mevcut. Şimdi gelelim günün son sorusuna. Bu da arkadaşlar 2021 MSÜ'de çıkmış sınav sorusu. Aşağıda verilen her bir çemberin içine kendisine bir doğru parçasıyla bağlı olan karelerin içindeki sayıların çarpımı. demek ki şu kareleri çarptığım takdirde neyi verecekmiş arkadaşlar? Çemberi verecekmiş. Tamam. Her bir karenin içine ise kendisine bir doğru parçasıyla bağlı olan çemberin içindeki sayıların toplamı yazılacaktır. Anlaştık. Demek ki arkadaşlar bu kareleri kareyi bulmak için de ne olacak? Çemberlerin buna bağlı çemberlerin toplamları da neyi verecekmiş? Kareyi verecekmiş. E o zaman arkadaşlar şu 8'e bağlı iki tane kare hangisidir? Bakın şunların ikisi. 2 ile 4'ü çarparsam ben 8 yapacak. Bakın buradaki kareyi 4 olarak bulduk. Şimdi bu iki çemberin toplamı da 4'ü vermesi lazım. 8 ile neyi toplarsam 4 olur. Tabii ki eksi 4. O zaman buradan A'nın eksi 4 olması gerektiğini anladık. Şimdi arkadaşlar bakın. 4 ile şu iki tane kutuyu çarptığım zaman eksi 4'ü vermesi lazım. 4 ile neyi çarparsam eksi 4 yapar. Tabii ki eksi 1. Bakın şurası da eksi 1 oldu. Şimdi bu kareye bağlı iki tane çember hangisi? Bakın burası. E, A ile bakın burada A ile B'yi e, A, A ile B'yi toplayınca neyi vermesi lazım bana? Eksi 1'i vermesi lazım. E ben a'nın eksi 4 olduğunu biliyorum. O zaman eksi 4 artı b eşittir. Eksi 1 olacak. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsam b'yi de 3 olarak bulmuş oluruz. a'yı ben zaten arkadaşlar eksi 4 olarak bulmuştum. b'yi de 3 olarak buldum. Eksi 4 artı 3'ten de cevabımız eksi 1 olarak gelir. Doğru cevabımız bakın d şıkkında. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.